Ha. Gereken bir şey yani. Bu tarihi kent, böyle bir tarihi kentimizi bu limana çevirip de bir ticari alana çevirmesini kesinlikle yanlıştır, yanlış buluyoruz. Karşıyız. Elimizden gelen ne varsa yaparız. Gelmeyiz de yani. Neyine geleceğiz? Biz buranın doğanın güzelliğine, antik kentimizin güzelliğine gezmeye geldik. Şu manzaramızı, şu teknecilerimizi, balıkçılarımızı, köylü insanlarımızın o köy ekmeğini, güzelliğe geldik. Olmayacak ki burası balıkçı, balıkçı ticaret. Yani burası ya, dedelerimizden kalan bir şey bu. Yani kesinlikle karşıyız. Buna tavsiye etmeyiz yani. Ya biz her zaman için destekçiyiz bu köye. Bize deseler ki gelin, biz Balıkesir Akçay'dan geliyoruz. Gelin biz size tamamıyla destek veriyoruz. Kesinlikle bozulmasını istemiyoruz. Yani bu doğal güzellikleri para da verseler yapamazlar yine. Ya bu doğal güzelliği kesinlikle bozulmasını istemiyoruz. Azıcık vicdanları varsa zaten ellemesinler. Çiğnek köyüme dokunmayın. Bizim köyümüzü yuman yapmak istiyorlar. Biz bir köylü olarak hayır diyoruz. Hayır. 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 Kalabalık ve tarihi bir köyün bozulması istemiyor. Balıkçılık, burada hiç kimse, hiç bir turist gelmez, kimse gelmez bu köye. Bu köy ölür. İstemiyoruz, istemiyoruz. Limana hayır. Limana hayır. Liman istemiyoruz. Limana hayır. Konuşacak bir şey yok. Her şey meydanda. Her tarafta yapılanlar çevreye katlayan başka bir şey değil. Liman olduktan sonra buranın balıkçılığı değil, büyük şeylik bir tane satıyor. Balıkçılık zaten bitik zaten yani şu an. Tamamen biter yani. Çocuklarımız aç kalır evde. Ben de ekmeğimden olacağım. Bak şu halimize bak, bu soğuklar ne ya? Ne çekiyor? Acaba eve bir lira para götürür müyüz? Liman olduktan sonra ne yapacağız biz? Avatacak yer bulmayacağız. Daha ne diyeyim yani? Hayatımızı bitirecekler. Başka bir şey yapmayacaklar. Ben burada yaşamak istiyorum. Burada büyümek istiyorum. Cennetimizi öldürmek istiyorum. Limana hayır! Limana hayır! Limana hayır! Limana hayır! Güllükler ve sakinleri. Yasos antik kentimizin bulunduğu Geyikşecik mahallemize İkinci büyük maden ve kargo yükleme limanı projesi için Muğla Valiliği'nin 4 Ocak 2021 tarihli yazısında ikinci liman için ÇED gerekli değildir kararı Ocak ayı valiliği sitesinde yayınlandı. İyasos antik kentimizin bulunduğu Kıyıkçıcık mahallemiz 3000 yıllık dünya tarihine ışık tutacak tarihi eserleri, kale, müze, balık pazarı, zengin bir turizm bölgesi. Birinci derece sit alanı olduğu için yıllarca kazı çalışmaları yapılarak bu alan tarihe ışık tutmuş ve turizme açılmış yerli ve yabancı turistlerin otobüslerle uğrak yeri olduğu bilinmektedir. Burası dünya mirasıdır. İyasos antik kentimizin bulunduğu Kıyıkçıcık mahallemizde 30 adet kooperatif yazlık konut yaparak yaz ve kış aylarında burada yaşamaktadırlar. Nüfusumuz yazın 30 bine ulaşıyor, kışın ise 3000 kişi yaşamaktadır. İyasos antik kentimizin bulunduğu Kıyıkçıcık Mahallesi'nin imar planlarında sit alanı çok olduğundan inşaat ruhsatı belirli yerlere verilmektedir. Sahil kıyılarının tamamı tarım ve turizm tesisleri alanı olarak planlanmış
kalan kısımlarda konut alanı olarak yer almaktadır. Bu alanlarda hiçbir yerde sanayi arazisi yoktur. Bu nedenle turizm yatırımcıları bu bölgeye gelerek yatırım yapmaktadırlar. 2001 yılı içinde turizme dönük büyük projeler hazırlık aşamasının olduğu bilinmektedir. Yasız Antik kentimizin bulunduğu Kıyıkçıcık halkı balıkçılık ve tarım ile geçimini sağlamaktadır. Balıkçılık ve zeytincilik ile ihracatta önemli pay sayılabilir. Bölgede zeytin ve zeytinyağının Aralık ayında Avrupa Birliği tarafından tescillenen tarım ürünü olduğuna unutmamalıdır. Mahallemizde tarihi eserler tüm dünya tarafından bilinen Karya uygarlığının merkezi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yapılmak istenen maden ve konteyner nakliye projesi bütün bölgenin ölümüne neden olacaktır. Günlük Körfezi'nde yapılmak istenen ikinci liman da ısrarcı olunmasını anlayamıyoruz. Sayın basın mensupları, bu projeye hem Milas Belediyesi hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisinde tüm partilerin oy birliğiyle red edildiği bir proje olduğunu belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve doğa dostu eşi Sayın Emine Erdoğan'dan sesimizi duyun. Yasos Antik kentimizi tarihi ve doğasıyla cennet kalmasını bizlere yardım edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Saygılarımızla Kıyıkçıcık Mahalle Muhtarı Halis Şahin. Limana hayır, 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 limana hayır. Keine Umweltverschmutzung in diesem Ort, Liasos. Wir sind dagegen, dass in diesem Ort einen Hafen gebaut wird, wo schon 100 Meter nebendran noch ein Hafen ist und der ganze Dreck durch den Ort hier gefahren wird. Kayan, çeksinler onu. Sobaya kadar, yine kadar da bir saatlik ağlamak. Donmuş değil, buzağa da gelmedi. Tonik. Tonik, tonik. Liman olursa mübarekler yok. Bunları yanımızda göreceğiz. Limana izin vermeyeceğiz. Balıklar yaşasın, ölmesin. Liman istemiyoruz. Liman istemiyoruz. İstemiyoruz. Bu güzel, güzelim yere, tarihi yere ve üstelik. Evet, ben burada yaşıyorum, İyasos'ta yaşıyorum. Burada büyüdüm. Mesela burada büyütmek istiyorum. Limanı, hayır! Pandemi karşısında bütün insanlık ölüm kalım savaşı verirken biz düşündük, sloganımız şu. En büyük sermayemiz sağlık. En büyük yatırımda sağlıklı projeleri teşvik eden yatırım. İyasos 10 bin yıl, yani tarih öncesi neolitik dönemden bugüne kadar aralıksız insanları barındırmış, beslemiş, hatta iyileştirmiş, temiz havasıyla, şifalı sularıyla buraya gelip bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri yüceltmek varken tam tersine bu değerleri yok etmek üzerine bir proje düşünmek akla mantığa sığmıyor. Liman projesi bir nokta proje değil. Liman projesi bir kirlilik ağı. Yollarıyla, depolarıyla, madenden buraya gelecek kamyonla, gürültüsüyle, tozuyla, her şeyiyle şu anda cennet olan ve insanların sığındığı, pandemiden kaçtığı bir cennet olarak burayı tamamen yok edecek bir projedir. O yüzden limana sonuna kadar hayır. Zaten denizimiz şu anda gemi trafiğinden ve demirde duran gemilerden
etkileniyor. Çünkü hidrokarbon kirliliği diye gözle göremediğimiz kimyasal bir kirliliğe maruz. Burayı yok ettikçe, denizi kirlettikçe turizm ölecek. Bu kadar ikinci konut, bu kadar yatırım yapan insan, bu kadar turizmden ekmek yiyen insan varken sadece bir şirket ya da birkaç kişi 50 zilleler zengin olacak diye bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, sağlığıyla oynamak, bütün yani dünyadaki ekonomiler sorgulanırken, sistemler sorgulanırken, değişirken biz hala en eski, en hantal yok etme mantığıyla, yani sermayeyi sadece para olarak ve birkaç kişiyi zengin edecek şekilde para olarak düşünerek bana sorarsanız vatan hainliği yapıyor oluruz. Bu projeye evet dersek hepimiz vatan hainiyiz ve gelecekte çocuklarımız bizden bunun hesabını sorur. Merhaba, ismim Boris Arıcı, avukatım. Muğla Barış Çevre Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda Ekolojik Kolektif Derneği üyesiyim. Yani bu dernek üyeliklerimden de anlaşıldığı üzere daha önceden meslek hayatımda birçok yörede benzer davalarda avukatlık yapmaya çalıştım. Bunun bana getirdiği en güzel şey de yurdun dört köşesinde en güzel yerlerle karşılaşmam oldu. Çünkü nerede güzel bir doğa, nerede korunması gereken bir kültür tabiat varlığı varsa maalesef orada onu bozmaya yönelik bir de işletme, burada onu bozmaya yönelik bir projeyle karşı karşıyayız. Onlardan bir tanesi, ben ilk defa kıyı kışlacağa geliyorum. Biraz önce de arkadaşlar bana burayı anlattı, tarihini anlattı. Hayran kalmamak elde değil. Burası başka benim yaşadığım yer Fethiye, Muğla tamamı cennet. Bu cennetin cennet kalması için çaba göstermek zorundayız. Bunun bir halkın mücadelesi tarafı olduğu gibi bir de hukuk mücadelesi tarafı var. Ben de bu hukuk mücadelesi tarafında köylüler tarafından vekaletlendirilmiş avukat olarak dava açmayı planlamaktayım. Bunun için de Muğla Valiliği çalışacak ünlü gönlünün vermiş olduğu çek gerekli değildir kararını iptalini talep edeceğiz. Bir aylık süremiz var. Ay sonuna kadar davamızı açacağız. İşin başka diğer güzel tarafı da burada bir kişi, beş kişi değil, yüzlerce kişi davacı olacak. Yüzlerce kişinin davacı olan yüzlerce kişinin avukatı olmak da ayrıca bana gurur verecek. Umarım neticesinde güzel bir çaba ve güzel bir sonuç elde ederiz. Yani beni de şaşırtan ölçüde çok fazla bir talep var. Yani buradaki yaşayan köylüler, civar site sakinleri davaya davacı olmak istiyorlar. Ben vekaletname vermeyi, bunun ismini davacı olmak diye değiştirmek isterim. Bir vekil tayin etmiyorlar. Bu davanın davacısı olmak istiyorlar. Bu çok kıymetli. Bir tarih böyle bir marka yok edilemez. Bir denizde şimdi diyecekler karşıda limon var. Diyecekler karşıda 500 metre. Dalyan 500 metre. Buraya yapacaklar 500 metre. Ben nereye gideceğim balıkçı olarak?